Çetin Er, kolay gelsin. Kah Afrin'desin, kah, ben söyleyeyim. Yani seni her yerde, Orta Doğu'da artık her yerde görüyoruz. Ama bu Suriye meselesi çok minik. Benim bireysel bir sorun bu. Çat diye neden bir anda başladı? İki, geldiğimiz noktada tam olarak neredeyiz? Mesut Yar, tabii aslında bir anda gelişti derken dünya medyası sahadaki gelişmeleri sadece bir küçük fotoğraf üzerinden okudu. Oysa ki Orta Doğu'daki her gelişme bir resim ya da bir fotoğraf üzerinden değil, tam aksine süreçler ve Orta Doğu'nun kendi içinde bulunduğu boşluklar ve hareketlilik üzerinden okunmalı ki daha net, daha öngörülebilir projeksiyonlar oluşturulabilsin. Örneğin İsrail-Lübnan Savaşı'nda ya da İsrail'in doğrudan Lübnan'ı işgaliyle beraber Hizbullah'ın kurumsal aklının çökmesi ve ardından İran'ın Suriye'deki kurumsal yapılarını, daha doğrusu Kudüs ordusu gibi önemli paramiliter güçlerinin kurumlarının komutanlarını Hizbullah'ı ayakta tutmak için Lübnan'a kaydırması. Ardından tabii konjonktürel olarak Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın ciddi bir prestij kaybı ve Trump'ın seçilmesiyle beraber Trump'ın zeytin dalı uzatması Rusya'ya ve tabii İran'ın Esad üzerindeki aşırı baskısı ve Esad'ın artık bu yükü kaldıramaz hale gelmesi ve İsrail'in bir taraftan Suriye sınırına askeri yığınak yapması, Lübnan'dan sonra özellikle ateşkesin sağlanmasının hemen sonrasında Suriye'ye saldıracağı haberlerinin çıkması üzerine tabii sahada ciddi tartışmalar başladı. Evet. Aslında bu konjonktürel bir süreç. Yani baktığınız zaman resme belki çok fazla neden oldu sorularına cevap arıyoruz ama biraz süreçlere baktığımız zaman aslında çok kolay anlaşılabilir bir durum var karşımızda. Tabii yıllardır muhalifler de kuzeyde, özellikle HTŞ, yani El Nusra'ya yakınlığıyla, El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen HTŞ gibi yapılar İdlib'deydi ve onların kontrolündeki bölgede 4 milyon insan yaşıyor. Normal şartlarda İdlib'in nüfusu 780 bin. Ama şu an 4 milyon insan yaşıyor Mesut Yar ve bu 4 milyon insanın 3 milyon 870 bini Birleşmiş Milletler'in yardımlarından faydalanarak ayakta kalabiliyorlar. Evet. Şimdi buraya gelen insanların çoğu zaten yardımlarla ayakta kalabildiği gibi en az iki sefer göçe zorlanmış aileler. Tabii daha da önemlisi, Esad askerlerini İsrail sınırına yığmaya başladı. Çünkü buradaki durumu rafa kalkmış ve muhaliflerin bir daha saldırıya geçemeyeceği öngörüsüyle hareket etmişti. Ve gelebilecek saldırının olabileceği 3 adrese yığınak yapmıştı, tahkimat oluşturmuştu. Bunlar hemen söyleyelim, 3000 Evler Mahallesi, Stadyum Mahallesi ve Hamdaniye. Aslında buralar İdlib hattının doğrudan gören bölgelerdi. Ama bir anda muhalif gruplar, özellikle HTŞ'nin başını çektiği grupların hareket etmesi ve doğrudan hemen hızlı bir şekilde Halep'in içerisine doğru yoğunlaşmaları ve Suriye ordusunun oradaki tahkimatını güçlü tutamamasıyla beraber hele Halep bir anda düştü. Hemen belirtelim, iç savaşın en başından bu yana Halep 4 kez el değiştirdi Mesut Yar. Evet. Yani rejimin elindeydi, muhalifler aldı, sonra bir daha rejim aldı. Şimdi 4. kez muhaliflerin eline geçti. Tabii biz stüdyolardan büyük haritalar çiziyoruz. Mavi, yeşil, sarı, beyaz. Ama sahadaki durum böyle değil. Öyle. Sahadaki durum çok geçişken. Silahlı gruplar arasında, şehirler arasında haritalar sık sık değişebiliyor. Ama şimdi Esad rejimi çekildi. Rusya zayıf ve zınni bir destek veriyor. Sadece Esad'ın yanında durduğunun mesajını veriyor. Çünkü bir taraftan da Rusya İran'la aynı karede artık görünmek istemiyor. Çünkü İran'a yönelik yaptırımlar Trump'la beraber sıklaşacak. Bir taraftan Rusya Amerika yakınlaşmasının oluşması beklenirken İran'la aynı karede olmak istemeyen bir Rusya var. Bir taraftan İran tabii Lübnan'ı ayakta tutabilmek ve Hizbullah'ı ayakta tutabilmek için bütün paramiliter güçlerini buraya kaydırdı. Bir taraftan da şimdi yavaş yavaş bölgeye yine yeni komutanlarını sevk etmeye başlayacağı haberleri geliyor. Evet. Asıl belki de sürpriz, herkesin gözünden kaçan ve çok tartışılmayan bir başlık var Mesut Yar. Nedir? 3 gün boyunca Suriye Cumhurbaşkanı hiçbir açıklama yapmadı. Nerede olduğuna dair tartışmalar oldu. Darbe olabileceğine dair haberler çıktı. Ve 2 gün önce Rusya'dan geldiğine dair haberler ortaya çıktı. Ve dün akşam saatlerinde çok ciddi bir açıklama var. Açıklamada müttefiklerimizle beraber savaşmaya devam edeceğiz yorumu var. Ama alt başlıkta
çok ciddi, stratejik ve bu savaşın daha farklı bir boyuta gidebileceğinin sinyalini veren bir mesaj. Nasıl yani? Irak'taki güçlerden de destek alacağız. Peki kim bu Irak'taki güçler? Şii paramiliter güçler, Haçlı Şabi grupları ve Haçlı Şabi grupların içerisindeki Hizbullah gücü. Şimdi bu savaşın daha tehlikeli bir boyut alabileceğinin sinyalleri. Ama Haçlı Şabi güçleri ne zaman Irak sınırından geçer, ne zaman gelir? Bu aslında bir projeksiyon. Bu hemen bugünden yarına olmayacaktır ama büyük bir ihtimalle ki şunu da hemen belirtelim. Esad rejimi de yılların aldığı bir devlet tecrübesine sahip. Şam ve Bağdat her dönem Arap nasyonalizminin, Arap milliyetçiliğinin başkenti olmuş kentler. Dolayısıyla burada bu savaşa yeniden hazırlık aşaması, yeniden bir tahkimat ve yeniden bir projeksiyon oluşturularak ve belki de çok büyük bir ihtimalle PKK'nın da desteğini alarak yeniden bir hazırlık yapılacaktır. Tabii bunun sinyallerini şimdiden sağdan almaya başladık. Çünkü PKK ve PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG gibi, PYD gibi yapıların her an Haçlı Şabi gruplarıyla ortak hazırlık yapıp sahada hareket gösterebileceğini de söylemek lazım. Saha değişken, geçişken ve her şey her an olabilecek durumda. Ama şu an için muhalifler hala bir kontrol altına almış durumdalar. Ne kadar ilerleyebilirler, ne kadar gidebilirler? Bu konuda da hemen şunu belirteyim. Onun da riskleri var. Çünkü bir taraftan muhalif gruplar diye biz tabir ediyoruz ama bu gruplar da kendi içinde bölünmüş, homojen değil. Evet. Örneğin HTŞ selefi bir yapıya sahip, diğer gruplar daha ılımlı bir yapı ve Halep'in yönetimi konusunda şu anda ortak bir görüş var ama bu grupların zaman zaman kendi içinde de savaşabildiğine birçok kez örneklerle şahit olduk. Dolayısıyla şimdi Halep'ten sonra Hama'yı ve Tel Rifat'ı, şimdi Tel Rifat'ın içerisinde şehir merkezinde kontrole ele geçirdiğini açıkladı Suriye Milli Ordusu. Bundan sonraki saatlerde, önümüzdeki 3 günde neler olabileceğini göreceğiz. Ama asıl önemli olan orta ve uzun vadede buralarda mukavemet oluşturabilecekler mi, kalabilecekler mi? Esad rejimi Rusya'nın da desteğini alarak karşı bir hamle yapabilecek mi, yoksa sadece İran'ın desteğiyle mi bu süreci yönetecek? Bunlar da orta ve uzun vadede görebileceğimiz hamleler olur.